Merhaba sevgili arkadaşım, hoş geldin. Ben Ahmet Hoca'nın yayın denizi fark denemelerini çözmeye devam ediyorum. 9. deneme. Sürtünmesiz yatay düzlemde bulunan en kütleli cisim F1, F2, F3, F4 kuvvetlerin etkisiyle dengede. Burada dikkat edilmesi gereken nokta ne olduğunu çok iyi biliyorsun. Dengede olması bizim için önemli. Peki, bir cismin dengede olması neye, daha doğrusu neyi düşünmemiz gerektirir sınav anında? Eğer tam mekanik denge varsa 1. Cismi etki eden net kuvvet eşittir 0 olacak. 2. Cismi etki eden net tork eşittir 0 olacak. Peki burada ne diyor? F1 kuvveti kaldırıldığında cisme etki eden kuvvetlerin bileşkesi hangisine eşittir? Şimdi şöyle düşünebilir miyiz? F1 kuvveti var. F2 kuvveti var. F3 kuvveti. Bunları hep tek tek yazalım. Aslında sen bunu çok rahat bir şekilde çözebilirsin. Bunların hiçbirini yazmana belki de gerek yok. Eşittir 0. Bunu nereden aldık? İşte şuradaki denge ifadesinden yola çıkarak F net eşittir 0 demiştik. Bunu aşağıdaki gibi tanımladık. Şimdi F1 kuvvetini yok etmek için denklemin sol tarafına eksi F1 kuvvetini ekliyorum. Aynı şekilde sağ tarafına da eksi F1 kuvvetini ekliyorum. Bu durumda sisteme şöyle bakacak olursak artık şuradaki F1'ler gitti. Gerçekten F1'i çıkartmış olduk ve bileşke artık neye eşit? Eksi F1 kuvvetine eşit. Cevap E seçeneği oldu birinci soru için. İkinci soru. Luna Park'a giden Ayşe. Annesiyle birlikte atlı karıncaya biniyor. Atlı karıncaya dönmeye başladıktan bir süre sonra atlı karıncanın tabii ki de şu eksen etrafında şöyle döndüğünü düşünelim. Bu eksen etrafında bir omega açısal süratle dönüyor. Atlı karıncaya göre bir oyuncak arabayı serbest bırakıyor. Buna göre oyuncak arabanın atlı karıncanın dışında durduğu bir gözlemciye göre hareket için ne söylenebilir? Tabii ben bunu şöyle düşüneceğim. Yani şöyle bir eksen etrafında aslında dönme hareketi yaptığını düşünelim. Bu kısaca atların bulunduğu düşey çizgi olarak ifade edelim. Şu da yatay düzlem olsun. Atlı karınca dönme hareketini gerçekleştirirken örneğin şu tarafa doğru döndüğünü düşünelim. Ayşen de tam bu konumdan geçerken ya da başka bir konumda olabilir. Çok önemli değil. Elindeki cismi karıncaya göre yani atlı karıncaya göre serbest bırakırken aslında bu tarafa doğru bir teğetsel hız vektörümüz vardı, değil mi? Bunu zaten çok iyi bir şekilde biliyorsun. Şöyle bir hız vektörümüz var. Şimdi Ayşe bu hız vektörüyle hareket ederken elindeki oyuncak arabayı serbest bıraktığı zaman hop şu yükseklikten aşağı doğru düşecek. Ve ileriye doğru yani sola doğru bir hızı olan bu oyuncak araba aynı zamanda yer çekiminin etkisiyle aşağı doğru düştüğü için tabii ki de düşeyde herhangi bir hızı olmadığına göre serbest düşmeyle birlikte düşey atışı gerçekleştirecek. Bu ikisi toplamına ne diyorduk? Bileşkesine yatay atış diyorduk. Ne diyor? Eğik atış hareketi yapar. Hayır. Serbest düşme hareketi yapar. Hayır. Dönüş çemberine teğet yatay atış hareketi yapar. Gayet doğru bir ifade. Doğru seçeneğimiz C olur. Dönüş çemberin merkezinden dışarıya doğru öyle bir şey zaten yok. Ay biliyorsun ki çembersel hareket sırasında merkez kaç dediğimiz bir etki kuvvet, merkez kaç kuvveti yok. Aşağı yönde atış hareketi yapar. Aşağı yönde atış hareketi yapmaz. Çünkü yatay doğrultuda bir hız vektörü var ve bununla serbest bırakılmış oluyor aslında atlı karıncaya göre. Ancak dediğimiz gibi dışarıdaki gözlemciye göre bir hız mevcut. Şimdi ne diyor? Düşey ekseni şekildeki gibi verilen A noktasından sırasıyla B büyüklüğünde hızla atılan cisim AB aralığında sabit hızla giderek. Burada altı çizilecek ifade ne? AB aralığında sabit hızla gidiyor. Şimdi sabit hız ifadesi biliyorsun ki çok ama çok önemli. Sabit hızla giden cisimlere etki eden net kuvvetin kesinlikle ne olması gerekiyor? Sıfır. Sabit sürat demiyorum dikkat et sabit hız. Ve cismimiz de C noktasında gelip ne yapıyormuş? Duruyormuş. Aha da şurada C noktasında da durduğunu söyledik. Burada da V eşittir 0. Burada da ilk hızı var mıydı? Evet. V büyüklüğünde bir hızla atlıyordu. AB, BC aralığı eşit olduğuna göre yolun tümü sürtünmelidir. Bir kere. Burada rahatlıkla şunu düşünebilir misin sevgili arkadaşım? Diyebilir misin ki bu cismin hani ben şu anda kuvvet diyagramı çizmiyorum. Normalde kuvvet diyagramı biliyorsun aşağı doğru MG ağırlık vektörümüz var. Ama biz bunu bir tane bu şekilde bileşenini alıyoruz. Bir tane de bu şekilde bileşenini alıyoruz. Bunlar MGS'in MG cos dediğimiz bileşenler. Fakat kuvvet diyagramlarında bileşenleri göstermiyorsun. Aman ha unutma kuvvet diyagramı istersen. Buraya MG çarpı sinüs neyimiz var? Alfamız var. Şuradaki taban açıya alfa dediğimizi düşünürsek. Eğer geriye doğru bir sürtünme kuvveti olmasaydı o zaman cisme etki eden net kuvvetin sıfır olmasından bahsedemezdik. Dolayısıyla burada kesinlikle sürtünme. İkinci aralığa gelince cisim yatay doğrultuda üzerine etki eden bir sürtünme kuvveti olmazsa yavaşlayıp duramaz. Dolayısıyla her iki aralıkta sürtünmeli gayet doğru. Cisim AB ve BC aralığında alma süreleri birbirine eşittir demiş ama maalesef AB ve BC sürelerinde yollar eşit olduğu için uzunluk olarak yollar eşit olduğu için süreler eşit olmaz. Neden?
Şimdi buradan V ile geldiğimizi düşünelim. Şuradan geçerken V ile atıldı. Sabit hızla geldi. Dolayısıyla buradan hangi hızla geçti? V ile. Ve burada durdu. O halde şu bölümde ortalama hızımız V iken bu bölümde ortalama hızımız V bölü 2 olur ki ortalama hız biliyorsun bizim için özellikle harekette müthiş bir çözüm tekniği. Dolayısıyla şunu net bir şekilde söyleyebilirim ki x eşittir V ortalama çarpı T ifadesinden birinci yol AB aralığı zaten x kadardı. Eşittir V çarpı T AB aralığında geçen süre. İkinci yol ise yine x kadardı. Eşittir V bölü 2 çarpı T kim aralığı? BC aralığında geçen süre. Bu da BC aralığında geçen sürenin daha büyük olduğunu çok rahat bir şekilde bana söylüyor. Dolayısıyla süreler birbirine eşit değil. Cisim BC aralığında sabit ivmeli hareket yapmıştır. BC aralığında yargılardan hangileri doğru olabilir dediği için ivmenin sabit olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ivmenin sabit olması için burada cisme etki eden sürtünme, kinetik sürtünmenin ne olması gerekiyor? Sabit bir değerde olması gerekiyor. Onun içinde sabit bir sürtünme katsayısı olması gerekiyor. Peki soruda deseydi ki BC aralığında artan ya da azalan ivmeyle hareket etmiştir. Bunlara da tabii ki de doğru diyebilirdik. Çünkü sürtünme katsayısı hakkında bir fikrimiz yok. Doğru cevabımız ne oldu? E seçeneği oldu. Peki dördüncü soru. Diyor ki düşey kesiti verilen şekildeki sürtünme sisteminde KL cisimleri sırasıyla 2M ve M kütleli K ve L cisimleri serbest bırakıldığında aynı hizadan geçerken çizgisel momentumlarının büyüklükleri sırasıyla peki. Burada bizim için önemli olan cisimlerin sanırım kütleleri. K ve L cisimlerin kütleleri 2M ve M olarak verilmiş. Bu cisimler şöyle düşünelim. Bunlardan bir tanesi aşağıya doğru inerken bir tanesi bulunduğu seviyeden şöyle çizeyim istersen. Bulunduğu seviyeden nereye doğru hareket edecek? Yukarı doğru hareket edecek. Ama burada özellikle öğrencilerime her zaman tavsiye ettiğim bir nokta var. Şimdi getirip buraya sakın sistemde zaten sürtünme var mı yok mu şöyle bakalım sürtünmesiz diyordu. Sistemde sürtünme de yok. Sakın buraya getirip 2MG yazma. Çünkü 2MG yazarsan o zaman sistemin dengede olduğunu düşünmüş olursun. Yani bu ciddi bir hata oldu. İp gelmesine 2MG yerine T yazdığımızı düşünelim. O zaman şuradaki ip gelmesi de T olmak zorunda. Buradaki ip gelmesi de T olmak zorunda. Şuradaki ip gelmesi 2T olmak zorunda. Özellikle basit makine sorularında şiddetle önerdiğim bir şey vardı sana. Hatırlıyor musun? Diyoruz ki basit makine sorularında kuvvet tarafından yapılan iş yük üzerinden yapılan işe eşit olduğu durumda sistem %100 verimle çalışıyor demektir. %100 verimle çalışan bir sistem. Peki farz edelim ki bizim sistemimizde sürtünme var, makaralı var, %100 verim yok. O zaman yükselmeleri istediğimiz zaman, alçalmaları ve yükselmeleri istediğimiz zaman yine sistemin verimini rahatlıkla %100 alabilirsin. Unutma. Yani zaten yükselmelere verimin makara ağırlıkların ve sürtünmelerin bir etkisi olmayacak. Peki bu durumda hemen şurayı düşünelim. T burayı ne kadar aşağı indiğini düşünelim. Atıyorum H kadar, 2H kadar ne istersen X kadar. Şimdi şuraya diyelim ki örneğin X kadar aşağı insin. O halde ip gelmesi T'di ya. T çarpı x kadar. Diğer taraf neydi? 2 T'ydi çarpı x üstü. Ve bu durumda x üstü ne geldi? X bölü 2 geldi. Yani burası da x bölü 2 kadar yükseldi mi? O zaman şöyle diyebilir miyim? Cisim, 2m kütleli cisim. Şöyle alalım bunu. 2m kütleli cisim. Buradan x kadar yol almak için 2v hızıyla geçerken m kütleli cismimin bu hizada neyle geçmesi lazım? V büyüklüğündeki süratle ya da hızla geçmesi lazım büyüklük olarak. Peki bizden neyi soruyor? Çizgisel momentum. Çizgisel momentum dediğimiz şey P eşittir M çarpı V değil mi? O zaman K'nin çizgisel momentumuna 2M çarpı 2V dediğimi, diğerin çizgisel momentum büyüklüğüne M çarpı V dediğimi düşünürsen oran A seçeneği yani 4 gelir tertemiz. Güzel bir soru. Momentumla birlikte basit makineyi birleştirmiş. Kenar uzunluğu D olan eşkenar üçgenin köşelerine artı yükler yerleştirmiş. Sistemin elektriksel potansiyel enerjisi nedir diye soruyor. Potansiyel enerjiyle ilgili çok şiddetli bir önerim var. Biliyorsun her zaman da söylediğim bir şey çok da işine yarayacak. Elektriksel potansiyel enerjiye EP diyoruz. Ve burada üstünde vektör işareti olmadığı için K çarpı birincinin yükü Q1 çarpı ikincinin yükü Q2 bölü aradaki uzaklık D. Burada benim en büyük önerim neydi senin için? Mutlaka yük işaretlerine dikkat etmelisin. Çünkü skaler bir niceliğin toplamasından bahsediyorsun. Yük işaretleri çok önemli ve yüklerin ikili kombinasyonunu alıyorsun. Bak, şununla şunun arasındaki elektriksel potansiyel enerji kaç çarpı 1 çarpı 1 bölü D'den 1E gibi düşünebilirsin. Bir tane bundan. Şimdi şu ikisinin arasındaki elektriksel potansiyel enerji 1 çarpı 1 bölü 1'den bir tane bundan.
Şu ikisi arasındaki potansiyel enerji 1 çarpı 1 bölü 1'den bir tane bundan. Böylece çizgileri çizerek ikili kombinasyon aldık, bütün yükleri aldık. 1, 2, 3 tane topladık, cevap Edirne oldu. Bu kadar basit. Potansiyel de bunu rahatlıkla yapabilirsin arkadaşım. Şimdi diyor ki sorumuzda. KLM iletken halkaları sayfa düzlemine dik düzlemde ki K'ye bir mıknatıs yaklaştırıyor. Sayfa düzlemine L halka sonsuzluktaki akım taşıyan T'den uzaklaştırıyor. Sayfa düzlemi M halka sayfa düzlemi dik düzgün B manyet kanalçesine sabit hızla hareket ettiriyor. Yargılardan hangileri doğrudur? Manyetik akı artmaktadır. Manyetik akı sıfırdır. Manyetik akı sıfırdır gibi ifadelerimiz var. Peki manyetik akı ile ilgili ilk önce bizim söylememiz gereken şey burada ne olabilir manyetik akı ile ilgili? Fi idi değil mi manyetik akı? Fi eşittir neydi? B çarpı A çarpı kosinüs tetaydı. Bak dikkat et, indüksiyon elektromotor kuvvet falan istememiş. Dolayısıyla direkt manyetik akıyı yazdım ve bitti. Şimdi diyor ki birincisinde. Şimdi mıknatıs neye uzak burada K'ye? Mıknatıs K'ye uzak olduğu için K halkasına belli bir manyetik alan oluşturuyor. Ama sen mıknatısı yaklaştırdıkça K'nin içinden geçen manyetik alanın şiddeti yani şurada gördüğün B ne olacak? Artacak. Mıknatısın örneğin bu kutbunu N, bu kutbunu S aldığımı düşünürsen bu mıknatıs üzerinde manyetik alan N'den S'e doğru buradaki çerçevenin içinden bu şekilde geçecek ve bu manyetik alan zamanla bu B'nin şiddeti artacak. Dolayısıyla B'nin şiddetinin artması akıyı arttıracak. Doğru bir ifade. L halkasının manyetik akısı sıfırdır diyor. Şimdi şunu şöyle düşünelim. Buradan bir akım geçiyor. Telimiz bu şekilde sayfa önünde sağ elimin baş parmağı akım yönünü gösterecek şekilde içeriye doğru sağ tarafta dışarıya doğru sol tarafta manyetik alan oluştuğunu biliyorum. Böyle bir manyetik alan şunun içinden niye geçmesin? Gayet güzel bir şekilde geçecektir. Dolayısıyla manyetik akı sıfır ifadesi yanlış bir ifade. M halkasında manyetik akı sıfır diyor. İyi de bunun içinden de zaten noktayla gösterdiğin manyetik alan zaten geçiyor. Dolayısıyla sıfır içini temiz çizmiş. Onunla alakası yok sevgili arkadaşım. Cevap A seçeneği oldu. Yalnız bir. Bir manyetik akı sorusuydu. Şimdi manyetik alanla ilgili bir soru daha. Şekilde o merkezde halkadan I ve 2I şiddetinde akımları geçerken sonsuz uzunluktaki düz telden 3I akım geçmektedir. Düz telin o noktasında oluşturduğu manyetik alan şiddeti B. Şimdi düz tel için manyetik alan şiddetini önce bir hatırlayalım. B'yi nasıl ifade ediyorduk? Bak şiddet diyorum yani üstüne vektör işareti koymuyorum. Koysam da mutlak değer içinde yazıyorum. Neydi formülüm? 2K çarpı akımımız I ya da I genel formülümüz bölü D şeklinde ifade ediyorduk. Bu düz telin etrafında oluşturduğu manyetik alandı ve bunu sağ kuralıyla yönünü buluyor. Peki adamın B dediği şey şuradaki uzaklık 3R, buradaki akımda 3I olduğuna göre o zaman B'yi rahatlıkla ifade edebiliriz. Gerçekten B dediği şey 2K çarpı 3i akım bölü 3r gibi bir uzaklık. 3'ler birbirini götürdü. 2k i bölü r'ye ne demiş oldu? B demiş oldu. Yönüne bakalım şimdi. Baş parmak akımın yönünü gösterecek. 4 parmak sağ tarafta içeri, sol tarafta dışarı. Yani bu telin o noktasında oluşturduğu manyetik alan sayfa düzleminden dışarıya doğru sol tarafta telin yanına çiziyorum. Olay bitti. Diğer iki çembere baktığım zaman da dikkat et bu sefer 4 parmak akımın yönünü göstersin. Çok işine yarayacak çünkü 4 parmak dönmeye daha müsait. O zaman baş parmak baktığım zaman ikisinde de içeriye doğru. O zaman bu telleri de şu şekilde ifade edebilir miyim ne dersin? Mesela şu telinkini hop kendi yanına hemen sayfa düzleminden içeriye doğru. Şu telin oluşturduğu manyetik alanın kendi yanına sayfa düzlemin ama ikisi de hangi noktada? O noktasında bunu bilerek yapıyorum. O noktasındaki bileşke manyetik alan demiş. O zaman B net manyetik alan şeklinde bunu ifade edersek en dıştaki telden başlayalım. 2K çarpı bunların formülünde bir P vardı hatırlarsın. Çarpı 2 tane I bölü 2R gibi bir yarıçap uzaklığım var şurası. İkinci tel için artı diyorum. 2K çarpı P yazıyorum yine. I bölü aradaki uzaklığım R kadardı artı B diyorum. Neye B dediğimi hatırlıyorsun. Dolayısıyla şuradaki ifade B, ikiler birbirini götürdü. O zaman şuradaki ifadede ne gelecek? 3B gelecek. Şuradaki 3 nedeniyle. Aynı şekilde 2K i bölü R'ye B dediğimi düşünürsen şuradaki ifadeden de tertemiz bir 3B gelecek. Şuradaki ifadenin büyüklüğü B. Şimdi artı dedim ama bu vektöre dikkat et. Bu vektör sayfa düzleminden nereye doğru? Dışarı. Diğer ikisi içeriye doğru. O zaman topladım 6. 1 çıkarttım 5 oldu. Sayfa düzleminden nereye doğru? İçeriye doğru 5B büyüklüğünde bir manyetik alanım var. Şiddeti dediği için cevap 5 oldu.
Aynı yönde olsalardı 3, 6, 1 doğru, 7 diyecektim. Şuradaki vektörün sayfa düzleminden içeri doğru şu ikisi, pardon, şu ikisi içeri doğru, diğeri dışarı doğruydu sevgili arkadaşım. O yüzden çıkarttık, unutma. 8. soru yine manyetik alanla ilgili. Sahası C olan saç bir öz ile öz indüksiyon katsayısı L olan ideal bobin. Buradaki ideal bobinden ne anlıyorsun? Bobinin saf direnci yok. Yani bobin telinin direnci ihmal. Özdeş alternatif kaynaklarına bağlanıyor demiş. Tabii ki de böyle bir soruda hemen kenara bence şunu hatırlatmak gerekir. Ne dersin? X C eşittir 1 bölü omega çarpı C. O da eşittir. Neydi? 1 bölü 2 pi çarpı f çarpı c. Bu x c'ydi. Bir de x l'yi hatırlayalım. X l eşittir. Direkt omega çarpı l, o da eşittir. 2 pi çarpı f çarpı l'ydi. Bunlar önemli. Yerli bir maksimum değeri sabit tutularak frekans arttırılırsa sağcının kapasitif reaktansı artar. Kapasitif reaktans bu değil mi? Kapasitans dediğimiz şey. Şöyle ben yine yazayım. Kapasitans. Kapasitif reaktans. Kapasitans artar diyor ama ne için? Frekans arttırılırsa. Şimdi buradaki frekans artarsa ters orantılı olduğu için XC azalmayacak mı? Gerilimin maksimum değeri sabit tutularak frekans arttırılırsa, gerilimin maksimum değeri sabit tutularak frekansı arttırılırsa bobinin indüktif reaktansı artar. İşte burada frekansın artması indüktif reaktansı arttırdı. Gayet doğru bir ifade. Gerilimin maksimum değeri sabit tutularak frekans azaltılırsa, frekansın azaltılırsa şuradaki XC direncinin artacağını, frekans azaltılırsa XL'nin de azalacağını biliyorsun. A1 amper metresinin gösterdiği değer artar. Oysa ki kondansatörün direnci arttığı için A1 amper metresinin gösterdiği değerin azalması gerekir. Devamını okumaya bile gerek yok. O zaman cevap ne oldu? B seçeneği. Güzel. Yani bu tip denklemleri hatırlarsan, yani aslında sınavdaki olay da o. Yani formülsüz fizik halletmek öyle bir şey yok sevgili arkadaşım. Bunu unutma lütfen. Kendine zarar verme. Başka türlü olmuyor. Bu fizik dersini biliyorsun. Bu tip formülleri temelde bilmen gerekiyor. Şimdi devam edelim 9. soruyla. 9. soruda diyor ki yarıçapı 2R olan homojen küre şeklinde kabul edecek X gezegenin AB noktalarındaki yer çekim ivmesi ya da çekim ivmesinin büyüklükleri GA GB. GA bölü GB nedir diye soruyor. Şimdi tabii şöyle bir şey var. Her zaman konu anlatımında da şiddetle önerdiğim şey hop şöyle merkezinden itibaren yüzeyine gelip önce yüzeyi hesaplarsan yüzeyindeki noktaya da G diyelim. Geri kalanı bulman çok kolay olur. Şurası 2R olarak verilmiş. O zaman G dediğimiz bu yüzeydeki hatta G yüzey diyelim. G, Y olsun. Eşittir nasıl hesaplayacağız? Formülümüz belli biliyorsun. G çarpı dünyanın kütlesi ya da gezegenin kütlesi bölü x merkez noktanın bu noktaya olan uzaklığı. Dolayısıyla o noktaya olan uzaklığı 2R olduğu için karesini aldım. 4R'nin karesi oldu. Ve buradaki ifadeyi şöyle 1 bölü 4 G şeklinde yazabilirim. Ama şimdi A noktası çok temiz ve bizim için kolay bir nokta. G A'yı hesaplarken hiçbir şey yapmana gerek yok. G yüzeyin neyi? Yarısı. Neden? Çünkü A noktası yüzeyle merkezin tam orta noktası. O yüzden de yarısı. Peki burası 1 bölü 4'tü. Yarısını aldım. 1 bölü 8 G olarak ifade ettim. Şimdi G B noktasını ifade edeyim istersen. Sevgili arkadaşım o da çok rahat yine aynı. Formülü kullanabilirsin. Sadece içeride formülü kullanamıyoruz. Ona dikkat etmeni istiyorum. Bölü. Aradaki uzaklık hop 4R değil mi merkeze kadar? Karesini aldım 16R kare mi? Eşittir ne yazıyorum? 1 bölü 16 çarpı G yazıyorum. Şimdi GA, GB'nin gördüğün gibi iki katı değil mi? Cevap bursa o zaman. Başka bir şey yapmana gerek. Güneş etrafında dönen bir gezegenin yörüngesi şekilde veriliyor. Buna göre gezegenin yörüngesi üzerindeki hareketi için zaten hep söylediğimiz şeyler gezegen güneş etrafındaki bu yörüngesinde hareket ederken Güneş merkezinden gezegenin merkezine olan uzaklık yörünge yarıçapı olarak veriliyor ama eliptik yörüngede bu sürekli değişiyor. Hatırla Kepler burada ortalama yörünge alıyordu. Merkezcil kuvvet sürekli değişir. Ya işte çok güzel bir ifade ya. Çok güzel bir ifade. Bunun hızı da değişecek ama ben her zaman söylüyorum sevgili arkadaşım. Merkezcil kuvvet m kare bölü r değil. Buradaki merkezcil kuvvet F çekim kuvvetidir. Ve bu F çekim kuvveti dediğimiz ifadede G çarpı büyük M güneşin kütlesi, küçük M gezegenin kütlesi bölü
aralarındaki uzaklık R dediğimiz o yarıçapın neyi karesi şeklinde ifade ediliyor. İşte bu kütle çekim kuvveti dediğimiz kuvvet. Bu kütle çekim kuvveti güneş merkezine doğru olduğu için aslında dönme yörüngesinin merkezine doğru olduğu için merkezcil kuvvet olacak. E peki şuradaki R uzaklığı sürekli değişmiyor mu? Evet, o zaman merkezcil kuvvet sürekli değişir. Güneşin merkezine göre açısal momentumu sabit kalır. En önemli şey, iki tane ifade vardı değil mi? Gezegen güneş etrafında dönerken bir açısal momentum vektörel olarak ne? Sabit. Müthiş bir ifade. İki, enerji ne? Toplam. Eşittir ne? Sabit. Bu iki ifadeyi lütfen unutma. O zaman bu da doğru. Güneşin merkezine göre açısal hızı sürekli yön değiştirir. Açısal momentum sabit mi? Açısal momentum eşittir I çarpı omega değil mi? Eğer bu vektörün yönü değişirse bu vektörün yönü de değişir. Çünkü o I dediğimiz şey skaler. Şimdi bak, açısal hızın değeri değişiyor. Büyüklüğü değişiyor. Eylemsizlik momenti dediğimiz de değişiyor. Açısal hızımızın büyüklüğü artarken eylemsizlik momentimiz azalıyor. Ve eylemsizlik momentimiz artarken açısal hızımızın büyüklüğü azalıyor. Ama şu çok önemli. Açısal hız da sürekli yön değiştirir. Yön değiştiren şey çizgisel hız. Açısal hızın yön değiştirmiyor. O zaman cevabın ne oluyor? C seçeneği oluyor.